Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Allah Allah. Dersin başında söylediğim gibi bu bu akşamki derse de baktım, çalıştım. Ee, şu notları aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim. Kul ruhu min emri rabbi sadakallahu alazim. Bekayru ve, ve melaike ve haşe dairdir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 510. Sözler. Şunlar not alınmış. Eski Şimdi melaikeler kim olduğunu mektubat 478'de söylüyor. Başka şey umuru şehriye mesela gene arada soruyorlar. Bu ağaçları müekel melaikesi eylemlerin iyi veya kötülerin mümessilleri ise erva aliye erva habise. Erva habisi ve ervah aliyeyi anlatan yer kardeşimizin bir tanesi abi net bana bir yer. Sözleri 246 o kardeşime söylüyorum. Bir de lemalar 82'de anlatıyor. Umuru şerriyenin mümesillerine erva habise denilir. Bir de bir yerde var. Şimdi hatırıma geldi ama ona e, sözlerin sonunda diyor. E, şey geçiyor lemaatta şöyle geçiyor. Yatılsındır habis ervahları. O 700 kaçtı? Onu da söyler misin sayfayı? Kardeşimize söyleyelim. Hem bize lazım. Tam böyle Şimdi onu söyleyene kadar bir de 727, he? 727. 727. tamam abiler. Mesela erva habise erva aliyeyi 246 sözler başka lemalar 82 net. Ee, bir de sözler 727 de bunlar çok nas açık ifadelerle. Şimdi melaikelerin ne olduğuna dair devam ediyoruz. Ey melaike ve ruhaniyatın kabulünde tereddüt gösteren bir çare adam. Çok güzel bir şey söylemişti bir kardeşimiz kim dedi burada bilmiyorum. Eğer melaikeler böyle anlatılabilseydi Risale-i Nur metoduyla melaike iman esaslarına çok kabul edilecekti. Melaike böyle gaybul gayb ulaşılamaz bilinemez böyle bir şey yani. Tabii ki kimseye şey yapmadı. Oysa şu ağacın müekkeli melaikedir. Onun dizginini tutan melaikedir. Başka ne diyor? Hem burada söylemiş olayım. 478 mektubatta diyor ki sıfatı iradeden gelen Allah'ın irade sıfatından gelen şeriatı fıtriyenin yani şeriatı fıtriye denilen yani kainattaki adetullah kanunları var ya sıfat iradeden gelmiş şeriatı fıtriye de deniliyor. İradeden geliyor. Kimle geliyor? Şeriatı fitri, kainattaki namus ve kanunlar iradeden geliyor. Onlara ne namı veriliyor? Evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye denilen şu mevcudatta tekvini emirler. Onların hamalesi, mümesilleri, mütemessilleri meleklerdir. İnsanda nedir o? İnsandakini söylüyorum. Çok kolay. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Evamiri tekviniyeden gelen, iradeden gelince Bizde ihtiyaç ihtiyacımız ihtiyaç bir eldir. İhtiyak incizap meyil. bu iradeden geliyor hariçte melekler bizde bize taşınınca ne oluyor? Bizde melekelerimiz malik olduklarımız mesela şu anda derste hasıl olan ruhani hal donmuş melekedir. Melaikeler bizde melekelerimiz, malik olduklarımız, mülkümüze dönüşenler. Ki daha yanlış şey yapar, çalıştığım için söylüyorum. Buna böyle bir hizli girdik. Melekler dışarıda iradeden geliyor. İradeden ne geliyor? Şeriatı fıtriye, namus ve kanunlar. Kainatı sevk idare eden, evirip çeviren. Yani ağacı yöneten, yıldızların itme ve çekmelerini tutan vehmi, kanunlar. Çekim yasalarını, Büyüme yasalarını, suyun kaldırma kanunlarını, ağacın öyle tutan sıfır kökü sıfır, sıfır tam sıfır sıfır beş miligram kalsiyum. Sıfır tam sıfır sıfır yedi, sekiz miligram magnezyum gibi kökten alınan o elementleri alan meleklerdir. Tamam, Şekli de böyledir. Bu harici söyledim. Kanunlardır. Namus olarak gözüküyor. Müekeli gözüküyor. Yönetimi gözüküyor. Tamam bize taşıyalım bunu bize taşıyalım melaikelerin bizdeki karşılıkları melekelerimizdir. Kabiletlerimizdir. İstidatlar değil. Kabiletlerimiz yani. Kabil olduklarımız, dönüştürdüklerimiz istidat yazılımdır. Kabil olduğumuz ama başka bir yerde de istidatlarımız da diyor. O daha latif melaike. Ha, demek ki melaikeler bizde melekelerimiz, malik olduklarımız mülk olanlar. Ne demek? İrade kainatta melekleri böyle kullanıyor. Abiler şurayı altını çiziyorum. İrade kainatta kainatta böyle tecelli ediyor. Bizde nasıl tecelli ediyor? İhtiyaç eldir. İhtiyak, incizap, meyil. Bu iradeden geliyor. Bizi yapılandırıyor. Esas iradenin vazifesi içsel böyledir. Erade dışarıda bu bardağı alayım mı almayayım mı koyayım mı koymayayım mı, mı içmeyeyim mi içmeyeyim mi o ihtiyar yapar. Peki iradenin hiç tercihi yok mu olmaz mı? mazinin müstakbeliyle istikbale bakarak yani Allah'a iman ederek ahireti imanla beraber anda ihtiyara diyor ki onu tercih et. İşte bilimsel bir cümlesini söyleyeyim bilimsel. Adamın kafasına cihaz takmışlar şuraya. Demişler ki bu bilimsel. Sana bir şey söyleyeceğiz. Evet ve hayır diyeceksin. Kabul veya hayır diyeceksin. Evet ve hayır. Tamam. Şimdi bir şey gösteriyorlar. Hayır diyor. Hayır. Bu demeden önce saniyenin kaçta kaçı cihaz kafaya bağladılar ya. O hayır demiş önce. Sonra bu adam hayır diyor. Bunu izah edemiyorlar şu anda. Bilim bunu izah edemiyor. Yani biz tercih etmeden önce bizden önce kim tercih ediyor? El cevap onlar bulamaz. Risale'de var. Bu hayır diyen ihtiyardır. Önceden söyleyen iradettir. Hasan <laughs> abi şu söylenildiği şeyleri söyleseydiniz şu anda böyle dilenmiştik. Şimdi onu araştırıyorlar. Araştırın durun. Çünkü irade enfusidir, ihtiyar mülktür. İtikat haricedir, iman dahildedir. İtikat dışsaldır, tercihlerimiz. iman ise içseldir. Şimdi irade hakkında, şey melaike hakkında böyle biraz anlatılsaydı o çok da kolaymış ya melek. İşte Risale okusa, bak okuyacaksın. Ey melaike ve ruhaniyatın kabulünde, ruhaniyatı söyledim, lemalar 82 vesaire kabulünde tereddüt gösteren bir çare adam. Niye adam diyor kardeşim demiyor? Genel. Tesadüf hiçbir tabir kullanılmamış. Esas onu hedef alacak şimdi. Burada. Şimdi kadar o değildi. Neye istinad ediyorsun? Kardeşini böyle demez. Gördün adam? Adam. Hitap da böyle. Mesela Risale'de bir cümle görünce rahman Rahim'in diye veya Cenab-ı Hak diye deyince bir şey isimle başlıyorsa aşağıdaki onun açılımıdır. Adam neye istinad ediyorsun? Hangi hakikata güveniyorsun ki bütün ehli akıl bilerek bilmeyerek melaikenin manasının subutuna, sabitliğine, varlığına, varlığına, var olduğuna ve tahakkukuna ve ruhanilerin tahakkukları hakkında ittifaklarına karşı geliyorsun, kabul etmiyorsun. Ne konuşmuştuk? Geçen hafta 18. derste işrakiye ve meşaiyun felsefe ekolleri bile Değişik isim vererek kabul ettiler. İşrakiye ne demektir? İşrakiye e, Platon, Eflatuncu ekoludur. Bunlar ruha inanırlar. Onların hakikatin bilinmesinde ilham, seziş e, ilham ve sezişleri kabul ederler. Meşayi'nin dedikleri de Aristoteles'tir. Bunlar maddeye esas alır. Ruhu kabul etmez. İlhamı Sez işleri, içsel doğmaları kabul etmez. Platon ikisi de Yunan filozofudur. İki ekoldur. Bir ruh tarafı var, ruhiyatçı. Eflatuncu, Platon aynı kişi az. O ekol. Bir de Aristoteles ekolu. O maddecidir. O maddeye esas alır. Maddenin fonksiyonudur. Akle, Akle esas alıyor, ruh esas almıyor. Dolayısıyla burada dedi ki biraz önceki derste de bu diyor. Ama ne dediler? kainatta sirayet eden bir kanun var. Konuşmuştuk. He, sen diyor onlar bütün felsefe dahi Eflatun ekolü, işrakiye ve meşayun ekolü. Yani dinlerin dışında felsefe akınları da kabul etmiş. Sen nereye dayanıyorsun da söylüyorsun? Adam şöyle diyebilir karşınıza. Ben görmüyorum. Onlar kardeşim 1970'lerin soruları. Görmediğimi inanmam. Onları at, onlarla uğraşma cevap bile verme. Yani gözükmeyen, gözükmeyen, gözükene göre daha çok. Hiçbir şey. Benim cesedimi görüyorsunuz. Hiçbir şeyimi görmezsiniz başka hepsi gayet. Onlar eski sorular artık. Görmedim. Dolayısıyla sen nereye istinad ediyorsun? Yani melaikeyi görmüyorum diye olmadığını mı? Bil onlar felsefeler. Kuvay-ı Sariye demişler. Kuvay-ı Sariye yani sirayet eden yaylıcı kuvvetler demişler. Ondan sonra dağlara, göklere, meleklere nispet etmişlerdi değil mi Resul'um? Böyle demişlerdi. Madem ki. Birinci esasta ispat edildiği gibi, birinci esas sayfa Allahu Alem 506'da. Orada ne denilmişti? Diyor ki hayat mevcudatın keşafıdır, belki neticesidir, zübdesidir. Şimdi hayat neydi? Hayata Allah'ın dışında hiçbir şey yok iken Allah yaratacağım dedi. Bu yaratacağım demesi mutlak ve muhit olan Allah'ın bir kararıdır. Bu karara malum deniliyor demişti. Nasıl olacak peki bu karar kainatı yaratacağım demesi karar bu karara malum o maluma nasıl ne istiyorsun yarabbi insanı kainatı yaratacağım ilim ona taluk etti yani ilim o şeye göre proje çizdi kudrette halk edecek ama malzemesi yok o malzemenin adı da hayattır dolayısıyla kainatın varlığın başı malzeme itibariyle hayattır ama yürürken hayatın iki şekilde tezahür eder. 506'da okuduk. Bir hayattan ziya çıkar, bir hayattan nur çıkar. Güneş gibi hayat kabul edersek demiştik. Hayatı güneş kabul edersen güneşten ziya çıkar. Aya vurur. Ayda ayın üzerinde ayda bulunan gaz bir gaz var, oksijen değil, başka bir gaz var. Metan gazı gibi ağır bir gaz var. Oraya vurduğu zaman o ziya ziya ışık değil. Güneşin çıkan fotona foton deniliyor fizikte bizde ziya deniliyor. Onun içinde ısı var, ışık var, itrobiyal ışınları var, renkler var, var da var, her şey var. Ama o hiçbir şey olmadığı için maddeye çarpmadığıca gözükmez. Onun için güneşin çevresi karanlıktır. Sonra güneşten çıkar, etrafında atom olmadığı için o madde bir yere çarpmaz. Gelir 100 kilometre dünyanın şeyine, atmosferine girer, aya vurur. Aya vurduğu zaman o ziyanın nesi ortaya çıkar? Nuru ortaya çıkar. Nuru ortaya çıkar. Aydan bize nur gelir. Güneşten bize ziya gelir. Bunu bağla da bir ayetle ifade ediyor. Ve, ve şemse ziya vel kamere nura. Şemse ziya vel kamere nura. Kamere nur nispet ediliyor. Nur nedir? İstihale geçirmiş halidir ziyanın. Dolayısıyla eğer eveli düşünülürse hayatı ziyadır. Dışsal olursa yani eylemde kullanılırsa maddede Allah'ın nuru sümavatı ne demek? Allah'ın esmalarının donmuş halidir elma, armut, bu tahtalar. Nurdur. Nurdur. Yani esmaların donmuş halidir. O zaman hayat hem de bir tazelemiş olduk hayatı. Hayat mevcudatın keşafıdır. Bizde hayatın meratipleri var. En zirvesi bizdedir. İnsandadır. Keşafıdır. Yani eşyanın melekutiyetini, gayb tarafını, mana tarafını keşfedendir. Hayatla yapabiliyorsun. Yani hayatla yaratıldık ama en kesif tarafı. Yani şöyle misal vermiştik. Topraktan petro şey çıkar. Benzin çıkmaz, mazot çıkmaz, gaz çıkmaz, şu çıkmaz. Orada petrol çıkar. Sipsiyah bir katran gibidir. Onu ayrıştırırlar. Asfalt olur, mazot olur, benzin olur, oktan olur, süper oktan olur. Yani uçak benzini, fuzeler vesaire. Aynı bunun gibi hayatta meratipleri vardı böyle. En kesifi madde olarak gözükür. Sonra biraz da latifi nurdur. En latifi ziyasıdır. Ha? Ziya. Şimdi o zaman hayatla var olmuşuz. Hayatta vücudu hariciye çıkmışız. mahluk unvanını almışız. Bu hayatın e, ruhta olduğu zaman ziya tarafıdır. Mevcudatın kününe vakıf oluyoruz. Bu keşaftır. Keşfedicisidir. Eşyanı. Mesela şu kitap şu masayı keşfedemez. Hayatı yok. Tamam. Sonra belki neticesidir. Neyin neticesidir? Hayat mevcudatın yani hayata hizmet ediyor. Hayat hayat madde tasafi ediyor hayat üzerinde. Yani bir misal vermiştik. Çöplükte donan bir eti nasıl kurtlanıyor? Ne yapıyor? Madde hayat bularak manaya dönüşüyor. Yani tasafi ediyor. Öyle çürümek demek Kurtlana döndü. Ne oldu? Hayat çıktı. Dolayısıyla e, hayat sanki fabrika. Oraya atılanlar ahirete devamlı mahsulat yetiştiriyor. Hayata dönüştürüyor. Hayat usta şey diyor. Mektep gidiyor. Mektep gibidir. Askeri kışta gibidir. Oraya atılanlar cahiller. Alim oluyor mektepte. Askeriyede de uzman oluyor. Usta oluyor. Yani hayat, şey, hayat maddi dönüştürendir, değiştirendir, asıl olandır, nur olandır, ziya olandır, keşfedendir, neticedir, züptesidir. Yani züpte deyince maddenin aslıdır, aslı baş taraf kökteki çekirdektir, kainatın başıdır, aynı zamanda kainatın sonudur. Kulvallahu ehad, çekirdekli ağacın köküdür. Külle küfüven ehad, o da ehad, eda ehad. Birinci ehad, ağacın başıdır kul va ihlas ile kul vallahi ta Allahu sallallahu aleyhi ve sellem yelidi ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuvan ahad. Sonundaki dördüncü ahad meyvedir. Baştaki nedir? Eveldir. Sonundaki ahirdir. Ortadaki zahirdir. Bir ortadaki de batındır. Eşyanın huvel evvelu vel ahiru ve zahir vel batın. İhlas bu dört tanesi ismi İhlas'ta da ifade ediliyor. Allah'ın nuru semavat e, O zaman burada da zaten dört tane söylüyor. Hayat, mevcudat var, keşafıdır, neticesidir, zübdesidir. Başıdır, sonucudur. Aynı zamanda eylemsel halidir. Her şeyi hareketlendirip keşfediyor. Keşfetmemize vesile oluyor. Burada bir şey yok değil mi yani soracağınız? Gidiyorum. Sor tabii. Mesela yuhi, o nur tarafı mı hayatı? Ne? Yuhi. Yuhi, evet, evet. O tarafı, öbürü de ziyası Evet, ziyası. Yok. Mesela muhi esmadır. Mesela sıbıtı sıfatları ne var? İlim, irade, sen, basar, kudret, hayat, kelam. Hayat nedir o zaman? Sıfat. Peki muhi nedir? Esmadır. Dış, diş salıdır. eğer mevcudattan bakarsak es, muhi ziyadır. Aslımız bu mevcudan. Ama çık esmaya, muhi esmasına. Aslı nereden geliyor bu muhi? Sıfattan. O zaman ziya oldu. O nur oldu. Yani şey oldu. Nur oldu, ziya oldu. Ya, nefis ölümü tadacaktır diyor. Bu mektubatta diyor ki hay sen hayatı, hayatı tattın diyor. O muhi esmen o nur kısmından da mı bahsediyor? Evet. Tattı, muhi. Hay ha mesela muhi tecelli etti, hayatı tattın. Ee, ölecek taraf muhi. Yuhi ve yumit. Esmalardır. Tadan ve ölen. Ama hay ölmez. Sıfattır o. o ölümle dirilme o, öyle bir şeysi yok onun. Hayatın öyle bir şeysi yok. Dirilme ile ölme yok. Yuhi ve yümit esmadır. O oluyor. Çok tuhaf değil mi? Öyle bir ölüm ölüm yok yani. Orası burası yok. Hay için. Hay sıfattır. Muhi ve yümit me meftle hay şey dirilmek esmalardır. Esmalarla alakalıdır. Biz de esma alemindeyiz. Ahirette ne olacak? Azami derece sıfat tecelli edecek. Yuhi ve yümit yok öyle bir şey yani. Yani yok derken onun damında oluyor. Hakim değiller demek istedim. Öyle meft yok ya. Yani. Zaten onu Adem Aleyhisselam sıfata mazar olduğu için buralara geldi. Bütün eyle akıl bu o kadar hoşuma gidiyor ki. Yani Ruşta abi e, aynı zamanda filozof derlerdi. Duymuşsunuzdur değil mi filozof? Çünkü filozof, filozof felo, Ruşta abi derlerdi. Ben mesela işrake ve meşayiyeyi nereden bilecektim? Eflatun bize böyle çok böyle külli iş yapardı böyle. E, bende de biraz böyle metafizik tarafları böyle e, galip. E tabi oradan tekerleme bir şey aldık. Bizde de fıtri e, melekut tarafı. Derken bir karma oluyor, mükemmel bir şey oluyor. Ama Allah'ın izniyle sizde daha başka bir şey olacak. Yensiniz daha fazla bir şey olacak. Yani Risale-i Nur'a daha başka bir mecra inkişaf edecek. Ben bu kadar yapabildim. Bu kadar yapabildim. Maziyi size taşımaya çalışıyorum. Kendim de farklı olarak bir enfusi taraf Allah nasip etti. O Rüştü abi filozof bana kat en büyük katkısı e nasıl çalışılacağını. Üniversite arkadaşlar bilgi vermez derler. Hocaların bir ilime, bilime, bilgiye nasıl ulaşılır? ilmini anlatır. Anlatılan ilim, ilme nasıl ulaşılır? İlim nasıl çıkartılır? ilmini anlatır. Tamam. O binlerce talep yetiştirirler. Bir tane adam çıkar oradan yetiyor zaten. İşte ee, derslerle, dershanelerle ve risalun faaliyetleriyle bir iki adam çıkar ama insanlığın şey şeyi olur, çekirdeği olur. İşte Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam, işte mezhep imamları, işte İmam-ı Rabbani Hazretleri, işte Abdülkadir Gelen Hazretleri, işte Bediüzzaman Hazretleri gibi şahıslar böyle. Tek tük çıkar. Cemaatlerde de öyledir yani. Çok insan olmaz bu işlerde. Tek tük olur. Şimdi bütün ehli akıl ...manayi melaikenin kabulünde mane mutefiktirler. Aynen. kuvve Sariye demişler. Mesela Ukulu Erbab, Erbab demişler. Ee, ukulu Aşere demişler. Erbabul Enva demişler. Ondan sonra bizde bizde de öyle bütün ehli edyan da demiş ki dağlara, denizlere, şeylere müekel melaike var. Ee, böyle. Hatta onlar ilah dedikleri şey aslında melaike. Demişler ki erhiman. Ehriman. Ee, bir de başka bir tane de var. Ehriman var. Bir de ne vardı? Ha? Yezdan. He? Ha Yezdan. Yezdan, Ehriman. Aslında melaikeyi diyorlar yani. Mesela dünyada hadiseler var ya böyle rızıkları şey yapan sebep olan veya depremlere, e, musibetlere, hastalıklara, şunlara sebep olan melekler var. Onu kast şey yapıyorlar. Ama şunu demek istiyorum. Adamlar ne isim verirse versin. Olayı Olayla izah etmiyor. Arkasında bir şey arıyor. Gözükmeyen bir aleme intikal ediyorlar. Ama bir daha söyleyeyim. Olayları olaylarla izah etmiyorlar. Ya bu musibet neye geldi? Eşyanın arasındaki ilişkilerde maddenin fonksiyonunda aramıyorlar. Eşyanın dışında maddenin dışında ehriman, yezdan diyerek maddenin arkasında bir yere nispet etmeleri gösteriyor ki melaikeler yani. Biz ismini melaike bana Hasan desen, Ali desen, Hüseyin desen, Ahmet desen ne olacak, neyim değişecek? Yani ben benim, onlara Yezdan demiş, Ehriman demiş, melaike yani. Ötekisi ne demiş? Kuvayi Sariye demiş felsefe. Yani maddenin arkasına, maddeyi hareketlendiren. Eskide şey vardı, ee, böyle bizim dönemde, bilmiyorum şimdi var mı? Adam böyle e, TRT siyah beyazdı, o gece 12'de yazardı. Televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız falan. Amcam haftada bir gün gider, oradan bilir. Adam eline bir şey geçirirdi böyle. M Maskot gibi böyle kendisi konuşurdu arkada eli böyle. Sanki yani bu şey eldiven gibi konuşuyor yani maket. Yani onu insan şey yapıyor. Aynı bunun gibi de mevcudat. Yani çocuklar buna muhatap. Ama arkasında insan var gözükmüyor. Elma, armutlar, ağaçlar, hadiseler, gerçek kamunu biz buna muhatabız. Ama arkasında eli onun içinde olan melek. Melek yapıyor yani. Bütün ehli akıl manayı melaikenin kabulünde manen müttefiktirler ve şu zeminimiz bu kadar zihayat, zi ruhlarla şenlendirilmiştir. Hem yönelmişim hem yavaş okuyorum. Şu zeminimiz bu kadar zihayat, tamam. Zi ruhlarla şenlendirilmiştir. Genç kardeşler zihayat hayat sahibi olan zi sahiplilik getirir. Ağaçlar zihayattır. Onun için evde hani bazılar der hangi heykel alınır, hangi heykel alınmaz. Hayatlı olanlar alınabilir, kolunabilir. Ruhlu olanların şekilleri alınamaz. Mesela atın ruhu var, kedinin ruhu var. Onların heykeli olmaz. Ağaçlar alınabilir. Ondan sonra vesaire. Ee, niye söyledim? Şurada zihayat deyince böyle hem gelebilecek soruya cevap veriyorum. Zihayat canlılardır. Ziruh deyince ruh sahibi onu zeminimizi melekler hayatlarıyla hayatıyla Ağaçların hayatiyeti ha, meleklerin hayatıyla. Hayvanların müekelleri var kuşların. O da ruh sahibidirler. Onlara müekel ayrı melektir. Onlar da ruhlandırmış. Ruhlu melekler ruhlu şeye giriyor. Kuşlara, sineklere giriyor. Şu halde hiç mümkün olur mu ki şu fezayı Bir şey söyleyeyim. Az önce melek işte taşların meleği ruhsuz mu? Hayvan ruhlu olanların ruhlu melek midir? Yani onun tayfesi ayrı. Vü, vücut noktasındaki melaike vazlığı o. Yani taşa müekel melaike ile ağaçla müekel melaike e, ruhlu sahibi olanları müekel melaike farklıdır. O, onu şeyde söyledi. E, 24. söz müydü? Orada anlatıyor. Onu okumuştuk herhalde. ilk derste onu okuduk. Hepsi farklıdır. Yağmura ayrıdır. Şimdi bize ayrıdır. Bizim sevapları yazan ayrıdır. Kabirde hesap soracak ayrıdır. Omuzlarımızda olan ayrıdır. Şimdi bize ilham eden ayrıdır. İlham ediyor. Bizi seven. Bizim adımıza şükreden, istiğfar eden de ayrıdır. Şükreden var. E, i̇stiğfar eden de var. Benim Siz, kardeşlerim. Berden misali şeklinde gelip biz ruhumuzu alacak olanlar da var. Evet, evet. Aynı. Aynı. böyle. Bütün amellerini toplamış. Bütün geçmişi İbrahim toplanacak. Tayin pekmez, tayin karıştırır gibi senin dört tane şeyini alacaklar. Dört beş altı tane tarafını fiillerini koy. Akıldaki fikirlerini koy içine. Vicdandaki hislerini tarafgirliklerini koy. Kaptaki duygularını ruhtaki latiflerini koy. Kaç etti? Beş. Bir de ene o enani o ene sahiplik etti altı. Bu, bu bunlar macun gibi yapılacak. Donmuş hali senin e, melek melekü meftin olacak. Senin eee sekeratına eee sekerattaki geleceğe karşına kendini aslında kendin kendini seyredeceksin. O sensin. Herkesin şeyi gibi olacak. Ama o abi zaten açık tabir var aslında. Hakimli yaptığını dediğin doğru yani. Açık tabir var yani. Bul diyorlar. Açık. Mektubat'ta Hazreti Musa aleyhisselam bahsini demiyor mu? Evet. Bak. E aynen. Orada şey diyor. Nasıl diyor? Ve Mektubat'a desen. <laughs> <laughs> evet. To toplamıştık Ben devam edeyim o bulsun. Aa, Bul. böyle kaldır hemen dururum. Aa. Çünkü müzakeredir ya. Bir cumartesi dersi yapmıyoruz ki. Gayet rahatız. <laughs> rahat ol. Çok rahat. Hiç böyle birbirinizi müzakere ederken insan niye kasar? Ya bilmesin Zaten talebeyiz. Beyaz sarık niye sararız? Talebeyiz. Siyah niye sarmıyoruz? Koca değiliz ki. Ee, şu halde hiç mümkün müdür ki? Şu... <laughs> Buldur mu? <laughs> kabz, kabz e, ruh vaktinde insanın aynesine temessül eden melekül meftin insani ve cüz'i bir misali. Evet. İnsan takke mi var insanı o i̇nsani. insani, takke. takke var değil mi? O. Eğer nokta olsaydı değil. İnsani insana ait vasıfların bütünselliği. Mesela Hasani yani Hasan'ı anlatıyor nokta. Hasani takke koyar. Hasan'ın bütünselliği. Hasan'ın kendisi. Buradaki işte ben Zaten başka yerde var ne yapar. şunu şey yapıyor sadece. Buradaki hani ben ben diyoruz ya. Buradaki benliği benlik olarak algılanıyor da hani o benlik de karşındaki ben de bendeki ben de ben değilim zaten. Yani bu biraz anlaşılmıyor. Hani ben dediğin zaman zannediliyorlar ki hani enanet mağbunda böyle yapıyoruz gibi. Evet. Bu mesele anlaşılıyor. ki bendeki benlik de zaten o ben hakikatte evet. yokum. Buradaki ben de o. Benim alan ben de o. Yani hep onda gerçekleşiyor. Ben evet. şahit oluyorum sadece. Yani bu siyasette de öyle yani. Kendine vücut rengini verdiğin zaman Allahsız düşünüyorsun. Şurada da şöyle diyor. Melaike aynı yerde mesela. Melaike insanı gibi bir surete intisar etmez diyor. O da bir meş meşrep ya. Yani üç, me üç meslekten bahsediyor. Nereden baktığına bağlı. Yok yok. Üçü de haktır biliyor musun o? Ve daha meşrebe girmeden abi. Aha, ne diyor? Sonra izah ediyor zaten. Yani, melaike insan gibi bir sürede inhisar etmez. bir türlü. Evet bir insan gibi olmaz. İnsanın bütün amellerinin müekkelik nedir? Mesela şu hareket, şu hareketim şu anda donmuş melaike oluyor. Da. Melekelerimiz. Nedir o? Ee, mesela namaz kıldık feyiz. Onun zahirde bir sureti yok ama batında sureti var. Mesela tefekkür. Sure, tefekkür böyle bir sureti var mı? Yok. Mesela benim bir simam var. Tefekkürün hislerin, e, şefkatin, hayanın, edebin, şeyin bir sureti var mı? Burada yok. Ama ötede var. İşte onları temsil edecek. Onu Cebrail Aleyhisselam'ın dünya suretinde göründüğü gibi olacak. Evet. Hepsi de doğru mu abi? Hepsi de doğru. Hepsi de doğru. Hepsi de doğru yani. Evet. Yani bu mülk cihetiyle söylüyor. Bu melekut cihetiyle söylüyor. Hangisi işine geliyorsa alırsın. O zaman e ben bana küçüğüm. Ben benden aşkınım. Bazı insanlar, bu elbis onlar çok küçük, bu beden elbisi. Bazı insanlara bu elbisi çok büyük. Yunus diyor ya, bazı insan gördüm, yani beden gördüm, içinde insan yok. Bazen de baktım hakikaten beden şey değil yani ona. İnsan bazen bedeni değil kainat çok küçük geliyor. İnsan kendisi kendisine sığmaz. İnsan kendisi kendisine aşkındır kendisi kendisinin arkasındadır. Yani böyle bir baktı ne işin ara bu fantastik böyle şeylerden bahsediyorsun. Kardeşim hadiselerde eşeğe, maddeye, sebeplere vücut rengini vermeyince rahat ediyorsun. Allahsız düşünce hepimiz oluyor. Biz de oluyoruz. Gaflete de alıyoruz. E, sebepleri mutlak müessir zannediyoruz. Ondan sonra azap çekiyoruz. Oysa müessir hakiki Allah'tır. Kalpler, fiiller onun elindedir. Acayip bir şey ya. Bu melekutti tarafımız inkişaf etse 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 ben yani ben, en ben etse ama bazen usta da öyle diyor. Gıybet ettim diyor. Sonra kurtuldum diyor. Bazen kuyuya indim diyor. İyi ki iniyoruz bazen. Çünkü insan fravunlaşır ya. Sen ona sahip çıkıyor çünkü o makama. Evet. Yani ona sahip çıkmaması için düşmesi lazım. Vallahi ben bazen bir düşünüyorum ki şahit olun. Çok acayip. Ne oluyor? Ee, kendi bilgilerine, kendi mal şeylerine, hallerine, hislerine, fikirlerine ulaşamıyorsun ulaşamayınca o ne derler okulda zihin dağınıklığı, dikkat dağınıklığı falan derler. Oysa ulaşamıyor. Sekerat anı bu demek. Artık sen kendini mukayetteysin. Bir başka bir şey gelecek. O anda sakın hasta ziyaret ettiniz. Çok sıkıntılı bir kardeşimiz var. Ben dahi olsam. Sıkıntılıdır, hastadır. O anda bir şey geçiriyor, bir hal geçiriyor. Bu biliyor demeyin. Mutlaka ona bir iki kelime nasihat edin. Hemen o kendi bilgisine, kendi dosyasına ulaşınca rahat edecektir, bitecektir. Bunu Dehri Hoca da dedi bana. Dehri Hoca hasta kanser, her tarafı yaymış falan. Ondan sonra biraz kış yaptık. Gidiyorum, elimi tuttu. Nereye gidiyorsun? Abi gidiyorum derse gidiyorum. Sultan Bey'in dersine gidiyorum pendikte. Bana bir yer okumayacak mısın? Bir şey anlatmayacak mısın? Bir şey irticalen yani. Estağfurullah hocam ya. Ustadı iki defa ziyaret etmiş, elini öpmüş. Keramet gitmiş. Ona Beyazıt'ta demişler ki senin aradığın adam falan. Böyle bir adam. Fıkıh kitabı var falan. Ben ne anlatacağım ona ya? ödep ya? Hasan kardeş. Buyur abi. Buyur hocam. Beni biliyor zannetme. Hiçbir zaman bu lafımı, vasiyetimi unutma. Hasta, zor durumda, bela, musibet, hastalığı olanlara biliyor deme. Ne yaşta olursa olsun bir şeyler anlat. Çünkü ben şu anda kendi kendime, kendim kendime ulaşamıyorum. Kendi bilgilerime ulaşamıyorum. Ben şu anda zavallıyım. Eğer sen bana bir iki kelime eder, bir tebessüm eder, bana bir şey okur veya bir şey anlatırsan kendime ulaşırım. Kendi malumatlarıma, şeylerim ulaşırma rahat ederim. Şu anda ben kendimde değilim, ulaşamıyorum. Sekeratları yaşıyordu zaten. Konuşuyor ama sekerat. Sonra başladık hocam hakikaten de doğrusun derken hop dersi yarım saat geciktirdim ama ondan sonra anlattım. Oh Allah razı olsun dedi. Aldı basın Şimdi git. Yolun açık olsun. Git dersine git dedi. Ama dönerken ola. Tamam. Onun için bana o sana bir anlatılır mı deme yani. Aslında yine insan kendisi. Furkan yaptı bana. Kaç yaşında? 20 küsür. Bak 60. Babasının da yaşlıyım değil mi? O geçen an falan geldi böyle. Bir ikiyle of of hakikaten çıktık. İnsan yine kendisi kendisini anlatıyor aslında. Kendisi istiyor kendisinden. Sen gittin mesela o abi anlattın abi. Evet ondan aldıklarını belki de. <laughs> o da aslında şu hayır yine kendisi yani aslında onun cihetinden yine kendisi kendisi anlattı. Evet sen hatırlattın onları o bilgileri tekrar öne çıktı sahiplendi. Şu anda insana kendisinden ders dinliyor. Evet. evet. <laughs> ben de kendimden ders dinliyorum. <laughs> Çünkü nedir biliyor musun? Ben bizim ne okuduğumuz değil, bizim bir ben de öyle. Bizde ne uyanandır? Bizden bize oluyor. Dışarıdakiler içeridekini uyandırıyor. Siz dediniz ya İmam Râpan his alem-i şadetin karşılığı. şey İmam-ı Gazali. Bu her her türlü malumatlar sendeki hisi uyandırma. Evet 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 İsmail. Evet. Zamanlar. Bak aslında kendimizden ders alıyoruz. İnsanı Ekber'in etzala. Hayatla ne diyor biliyor musun? Kainat insanın ne nesi gibidir? Hayır nevi gibidir. Kainat, e, Kainattaki elma, armut, domuz, yılan, kadın, erkek, dağ, deniz, cennet, cehennem, melek, Mikail, İsrafil. nedir? Etsa ve efradım. Ben insanın etsa ve efradıdır. İnsan hepsine camidir. Ama bu da değil. Bunu aşkındır. O zaman ben seni dinlerken kendimden dinliyorum. Çünkü sen benim etsa ve efradımsın. Keşke bunun <laughs> fikir inkışaf edecek tabii. Koca Muhyiddin arabiler usta. İçki içen adam da aslında benim. Ona ona göre bakmam lazım. Evet. Evet. Böyle melekut cihetiyle etsamdır. Mesela ben içki içsem nasıl olurdum? Şuna bak o sensin. Hisset işte onu. Kendini görüyorsun. Kendini görüyorsun. görüyorsun. Ya. Şimdi iman şey ya. Evet. Ülfet veriyor ona. İman olduysa artık bir yakınlık. Aferin. Bu melekle bir bağlantısı Evet kendisi o. O ünsiyetin kendisi melektir. Ülfet öyle. Ül Allah ülfetimizi kaldırsın. Birbirimize alışma var ya. Kaldırsın ünsiyetimizi artırsın. Ünsiyet kendisi kendisinden nihayetsiz sonsuz meratiplerinde siyahat ederken aldığı hazdır. Doymama haleti ruhyesidir ünsiyet. Kendisi kendisinden doymama, alışmama böyle bir şey ya. Ben bana küçüğüm demiş. Hafız. Mayın tarlası bu. Deliler bölgesi. Biraz gidelim. Şu halde hiç mümkün olur mu ki şu feza vasiya feza. Kardeşim bizim bildiğimiz gibi değil ki bu dünya ya. Garipsiyorsunuz ne konuşuyor diye. Ya. Yani bunu anlamak için Adem Aleyhisselam geldi buraya. Bir de gidip gelen mi vardı? Tabii ki geldi adam. Bu şu feza vasiya sekenelerden şu semavat latife mutavaatın mutavaatininden mutavaatininden hali kalsın. Bir de okuyayım baştan. Şu halde hiç mümkün mümkün olur mu ki şu fezay vasiya sekenelerden şu semavat latife mutavaatininden hali kalsın. Yani anlaşıldı değil mi? Şu memleket bu konuştuklarımız böyleyken şu eee dünyamızın dışındaki semavat memleketleri eee onlar vücudunu tutan olmasın içinde oturan olmasın. Bir önce de söyledi abi. He. Bütün ehlakın, manayı, melekenin kabirine manen müttefiktirler. Şu zeminimiz de bak şu zeminimiz de küre yarda bu kadar ziyaret ve ziro ziruflarla şerlendirilmiştir. Bu böyle ise diyor. Burası <laughs> tamam. Evet, onun gibi Şimdi tamam. Sualde hiç mümkün olur mu ki şu fezai vasiya sekin özelden şu semavatı adı muvattininde hali kalsın yani boş kalsın yani mümkün mü yani? Yani burası böyle doluyken kesif yani maddi ya aha, nur ve nurani yıldızlar latif me memleketler yani orada kimse olmasın. Mümkün mü yani? Şimdi geliyor abiler e, ee, tabiat risalesiyle o bilgilerle izah edilecek yere hiç hatırına gelmesin ki iki nokta üst üste. Mehmet iyi misin? Aferin bugün sesin çıkmadı bayramın çık çıktı. Abdülbaki, Enes. kendinde ders alıyorum. Kendinden kend ders alıyoruz. Şu Furkan'ın arkasındasın. Tamam. Şu hakikatte cari olan namuslar, kanunlar, kainatın hayatlar olmasına kafi gelir. Hiç hatıra gelmesin ki. Yani hiç olur mu demek istiyor? Şu hilkatte, hilkata bak. Hilkatte kanun, fıtratta namus. Şu hilkatte cari olan namuslar, kanunlar kainatın hayatlar olmasına kafi gelir. Yani kanunlar ve namuslar hayatı nasıl yapacak ya? İtibari emirlerdir, vehmi dusturlar. Şimdi gelecek zaten. Çünkü cehra eden namuslar şu hükmeden kanunlar itibar emirlerdir, remi dusturlardır Ademi sayılırlar. Şimdi ben kanun ve namusu bir şey yapayım. Kanun nedir, namus nedir? Kanun umumidir. Mesela istidat gibi. Herkes insanlıkta eşittir, yani yazılımda eşittir. Ama herkes kabilete istidatta eşit iken kabilete farklıdır. E, kabilete namus eşit olduğumuz genel olan şeyde kanun denilir. Örneğin başka bir 2.000 küsur tane. Elma çeşidi var ama elmadır. Elma kanunu tektir. Yani elma herkesin bahçesinde elma vardır. Elma. Ama benim bahçem senin bahçenden farklıdır. Ona namus denilir. İnsanlık itibariyle eşitiz kanun ama namus itibariyle hepimiz imtiyazlıyız. Hilkatte hepimiz eşitiz. Allah halik, tahtada kedi, köpekte ben de mahlukum. Yaratılmaya mahkumuz. Hilkatte eşitiz ama o kedi, o ağaç ben insan Fıtratta farklıyız. Kedi ve köpekten, ağaçtan benim farklı olmam fıtrattır. Ama yaratılış itibariyle eşitiz. Şimdi kanun ve namusu fark oldu mu abiler? Oldu. Çünkü diyor, cehran eden namuslar, yani beni ben yapan, şu hükmeden kanunlar, cehran eden kanunlar, kanunlar cehran ediyor, genel olursa hükmeden kanunlar oluyor, namuslar cehran ediyor, hükmeden kanunlar oluyor. Bunlar itibari emirlerdir. İtibari vehmi dosturlardır. Adem İsa. İti, i̇tibari ne demektir abiler? Emri itibari, emri nisbinin şeyi. İtibari nedir? Ne anlıyorsunuz? İtibari yani hakikati olmayan. Hakikati mi olmayan, vücudu mu olmayan? vücudu, vücudu haricisi olmayan. Ha, hakikati var. Vücudu haricisi olmayan yani. Ha. Şimdi abiler... E, ha. Yani. E, itibaridir. Kaldırma. Evet. Evet, itibaridir. Böyle mesela yerin çekme kanunu böyle bir adam yok yani. Elde yok. Yani böyle olduğu için hep kabul ediyoruz. Şimdi emri nisbi, emri itibar. İtibari ve nisbiyi anlatayım. <laughs> He, vehmi dostu, ve, vehim de anlatmış olurum. Vahidi kıyası yani. Efa manasında değil bu. Mesela insan hayvandan ayıran özelliklerinden bir tanesi de külli bir nisbi ve itibare sahiptir. Mesela eşyayı bu kedidir, bu elmadır, bu kirazdır ama bu kiraz daha acayip şudur. Yani onları farkındalıklarımızla fark ediyoruz meratipleri. Nispet ederek bu kirazdır, bu armuttur. Ama hayvan için ikisi de ağaçtır. Bu kirazdır, bu armuttur diyemem. Yani nispi var ya nispet ediyoruz. Emri nispi. Nispi. Onları tanımlıyoruz dışarıda. Onları nispet ederek aldık. içeriye aldık. İçeride örf, anane, kültür geleneğimiz var, ilim var. O aldıklarımızı ağacı da harmanlıyoruz. Bunu yapana da itibari vücudumuz. Dışarıda böyle, içeride böyle. Ha, demek ki emri nisbi dışarıdan alabilme özelliğimizi kıyas ediyoruz, alıyoruz. İtibariler ne demektir? İtibari emirler içeride bu aldıklarımızı kendi karakterimize göre, ihtiyacımıza göre hayallendiriyoruz, düşünüyoruz, fikrediyoruz. Yani hayal kuruyoruz ona. Hayal, aklediyoruz, fikrediyoruz, hissediyoruz, duygulanıyoruz. İşte bunu itibaridir. Bunlar itibari içeride. Vücudu haricileri yoktur. Vücudu ilimleri vardır. Esmaya dayanıyorlar ama böyle mahluk atomik değiller nefsül emirde vücutları yoktur. Yer çekimi kanunu gibidir. Ha, emri nisbi yani nisbi ile itibari cem edilirse şöyle ikisi cem ediliyor. Ha? Bu dışarıdan alma özelliğimiz. Bu alınanlarla değişim ve dönüşüm yaşatıyor bize. Evet. Örnek Mesela itibari dışarıdan Aa bu ne? Bu ne bu ses? Ee, niye araba uçak sesi demedim? Ha, uçak geçiyor. Uçak sesi geçiyor mu? Onunla onu fark ettin mi abi? Ezan sende ne yaptı? Ha itibaridir aldın içeriye. Şimdi onunla içeride haz aldın. Of oh be huzur buldum. O da nispi o şey itibari oldu. Nispi dışarıdan almak. Bunu ters yazdım. Nis, nispiler dışarıdan itibariler de dönüştürüyor bizi. Yani uçak sesiyle ezan sesini ayırt etmeni bu yapıyor. Ve alıyorsun içeriye. Aldın içeride nerede duruyor? Aldım 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 bir sürü alma. Ya bunu harmanla. Nereye göre harmanlayacaksın? Örf, anane, kültür, gelenek. içsel ahlak var ya ahlakın. Ahlakına göre bu dışarıdan aldıklarını onları de o dönüşüme, değişimine vesile ve malzeme yapıyorsun. O değişme yapan itibaridir. Yani itibar içseldir. İçeriye bakar. Nispiler dışarıya bakar. Kainata yapayım. İşaret cihazından söylüyorum. Ee, şu anda bilgisayarda benim tahminime göre 35 milyon renk tonu yapılıyor bilgisayar ortamında. 35 milyon renk. 7 tane renkten şey yaparak e, nispi mesela siyah beyazdan ne kadar nispi yaparlar. Yapıyorlar tamam mı? İşhan diyor ki burada nisbi hakikat orada hakiki hakikattır. Burada nispet ederek kıyas ederek bilinenler ne demek? Cennette yani dünyada 35 milyon renk yapılmışsa cennette en az 35 milyon hakikisi vardır. Burada nisbidir orada hakikidir. Efendim, en az 35 milyon. Burada ne nisbiler varsa şartı çatı geçiyor. Burada nisbi Orada hakaik hakikat olacak diyor. 35 milyon fa farklı bir renk. Renkler burada surettir ve dalgasıdır. Orada canlı, ruhlu ve şuurludur renkler. Seninle konuşur. Renkler seninle konuşacak. Şuurludur. Dört tane canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır. Renkler ya. El elvan Cennet acayip bir şey ya. Ve İnsan gene buna da doymuyor. Ona bile aşkın. İsteyene ver onu diyor. Ben o cennetin sahibini istiyorum. Burada da konuşuyor. Anlamadım burayı. Burada da konuşuyor bazıları. Bazıları oraya burada geçtikleri için. Burada da bir de. Bile... Evet. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Avamın cennette beklediği diyor o haletleri. Havas burada yaşar ama anlamazsın. Burada konuşuyor renkle ya. Evet. Her şeyle. Bütün maddeyle konuşuyor. Acayip bir şey ya. Evet. Hani İmam-ı Hazretleri mesela onlar. Geylani mesela ne yapmış? Cenneti de geçmemiş mi? Lefezeli'ye nadir insanlar gider diyor 16. lemada. Arş'ta diyor e, e, Cebrail'in, İsrafil'in, Mikail'in, İsrafil'in azamet heykelini müşahede eder. Şualarda geçmiyor mu? İsrafil'i geri, seyrediyor ya. Bu nasıl bir insanın inkişafı? Ya ben bir insanı yüceltmiyorum. İnsanlığa Allah'ın verdiği değere bak. Allah nasıl bir istidat yaratmış, nasıl bir şey vermiş. İnsan... Yerdeyken arşı seyrediyor ya. Ya ona takılma Geylani Hazretleri. Kudüs'e sürüyor. Başka bir şey. Ama o insan ona bakarak nevinle övünüyorsun. Yani ha bu sistem bende de var. Ama Allah ne kadar değer verdi diyorsun. Bu sefer Allah hayran oluyorsun ya. Müncelip oluyorsun. Aşık oluyorsun Allah. Hakikaten Allah başka bir şey ya. Kalkmış gitmiş. Cenneti geçmiş. Levh-i mahfuzu geçmiş. Arşı, arş azamı Kabı kapsene almış. Yani burada e, Gelaniye, Gazaliye, Bediüzzaman'a ta, tamam söyletim böyle. Ama e, hakikati oralar mahiyet ise Allah nasıl değer vermiş yahu? Nasıl insana kıymet vermiş yahu? Nasıl muhatap almış? Kedi muhatap almamış. Ya yellezine amenu. Ey iman edenler. Buyur ya Rabbi. Mesela şimdi diyor ezan değil mi o? Ey insanlar. Ey kullarım buyur ya Rabbi. Bu e, davettir. Biz kimiz? Ümmet icabeyiz. Davetine cevap verilmiş. Onlar kim? Ümmeti dave. Davet ediliyor daha. Biz cevap vermiş. İnşallah namaz na nasip ederse kılacağız. Yani Allah insanı muhatap almış ya böyle bir Allah. Bu kainatı bizim zanlarımıza bırakır mı ya? Kendi başına bir se seçimde de öyle. Yani gırdama giriyoruz. Zannediyoruz ki Allahsız düşünce. Ne kadar sakın ne kadar zor ya. Mesela ben şu, çok dikkatimi çekiyor. Yere sığmadım bir mümin kalbin, kul, kulunun, kalbine acayip bir şey. Anlayamıyorum. Ya ama ben yerin içindeyim. Dünyadayım. Bütün kainata göre evet. dünya hiç sıfır. Onun içinde ben sıfır. Hiçbir yere sığmamış. Ben de sığdım. O zaman bu neyi gösteriyor? Mekana sığmamışsa, ben de sığmışsa mekansızlık mekanı var. Bende mekan yok. Bir yerim var ki yersiz yer. Mekansız mekan, sıfatsız sıfat. Oraya sığmış. Sığsaydı mekana kainata sığardı. Sığmadı. Bende sığdığına göre mekan değil o. Subhanallah tabii ya. Acayip bir şey ya bu. Allah, Allah ile gurur diyor insan. İnsan Allah ile iftihar eder yani. Bu 29. söz çok bereketli bir şey yani. Şu şey, bu paragrafın şeyine kadar gelebilsek hemen keseceğiz de. Ve midusturlardır. Ademi sayılır. Herhalde bu anlaşıldı. Yani bunların e, e, ademi sayılırlar. Yani böyle bir madde tarafları yoktur. Ama adem bize göre yokluktur. Allah için iki menzildir. Ademle vücut iki menzil gibidir. İsterse oradan alır, oraya koyar, oraya koyar. Yani bunlar e, itibaridirler. Em, em, ama emirdirler yani. Em bunu kaçırma. Emre diyor. İster istemez etkileniyorsun bu. Emre diyor. Emri tekvini derken emri kudreti demiyor. Tekvin sıfatından geliyor bu bunlar. Tekvin sıfatından kudret sıfatından değil bu. Emr itibari emir. Emirdir bu. Bu kudretten gelmiyor. Emir Emr. Nereden geliyor? Emri tekvini. Emri tekvini ne? Demek? Tekvin sıfatı. Zatı sıfattan geliyor. Yani bu hani ki o, tam, e, nasıl şey. İkisini toparlarsak insanda bu sistemin mi? bunlar şeydedir. E, tasavvurdadır bunlar. Çok acayip. Ve e, isterseniz ezmeyelim bu. Burada tam duralım. Çünkü o kanunlara emri e, hakikat hariciye hakikat hariciye nedir? anlatı şey yapacağım. Tamam mı? İnşallah ezmeyelim burada. Evet. Ee, tamam mı? Burada kesiyorum. El-Fatiha.